Sokrates'ten herkese merhaba. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir. Fırtına gibi yoğun olan bir NBA gündeminde Kaan Kural'la birlikte son haberleri tartışacağız. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk abiciğim. Hakikaten çok yoğun bir gündem var çünkü kovulan bir koç değil iki koç oldu. Gerçi bir tanesi yarım kovuldu diyebiliriz. All Star ilk beşleri açıklandı ve bunun dışında da çok fazla gelişme var. Miami Heat kendisi için çok kritik bir takas yaptı. Önce All Star'la başlayalım istersen başlayalım. Senle. Doğu ve Batı'nın ilk beşleri belli oldu. Yani Yanis, Embiid, Tatum, Halliburton ve Lillard Doğu'da. Batı'da da Lebron, Kevin Durant, Jokic, Doncic ve Şegilis Alexander ilk beşleri seçildiler. Hem medyanın hem oyuncuların hem de taraftarların oyuyla seçilen ilk beşler bunlar. Sürpriz var mı sence burada? Valla hemen hemen hiçbir sürpriz yok yani üşe aşağısı. Sadece bir tane hani e, kritik seçim var. O da Lillard Brans'ın Trey Young arasındaki seçim. Hı hı. Diğer isimler zaten seyirci oylaması seyirci oylaması e, oyun %50'si olduğu için onlar da en popüler doğal olarak da aslında büyük oranda en iyi durumdaki oyuncular üzerinden gidiyor. Onlar e, seyirci oyunu alanlar çok büyük oranda seçildiler zaten. Buna çok fazla oyuncu oylamasında da şimdi oyuncu ve medya oylamalarında da farklı öncelikler oluyor seyirci oy, oyları genelde popülerlikle alakalı. Bu tabii ki oyuncu kalitesi kadar olduğu kadar işte uluslararası oyuncuların hı hı. E, kendi ülkelerinin aldığı destek mesela bizim Alperen de çok başarılı oldu beşinci bitirdi abi e, kavallenirdin yani, hemen üzerinde bitirdi ay, mesela. kavain üzerinde bitirdi yani bu gerçekten büyük başarı e, oyuncunun uluslararası popülerliği takımın uluslararası popülerliği çünkü tüm dünyanın oy almak çok farklı bir şey takımın Amerika içi popülerliği işte oyuncunun popülerliği ile alakalı konular ama üç aşağı beş yukarı bir tek sinav olsa da e, hani ne olduğunu üç aşağı beş yukarı tahmin etmek zor değil. Medya burada biraz daha sağlıklı, en sağlıklı oy veren kesim bence. Hani sezonun o an kadarki bölümüyle en hak edenleri vermeye çalışıyorlar. Dediğim gibi %100 olmasa da daha sağlıklı. Oyuncular ise, onlar da bence görece sağlıklı veriyorlar ama oyuncuların belli takıntılar var. Sağ içinde çok becerili oyun rakiplerine karşı, becerili takım arkadaşlarına karşı... Her zaman öldürür zaten. Evet, öyledir. Yani yüksek beceriyi fazla bir hayranlıkla karşılıyorlar. Ve o tabii ki... E, üç konuda da medyada biraz daha az olsa da popülarite çok önemli. Burada ilk beşlerde bence sıkıntı yok. Bir tek e, Doğu'nun ikinci gardı. Birincinin Tyrese Burton olacağı çok kesin, belliydi zaten. Kesin. Diğer ikinci gardının kim olacağı konusunda önemli bir soru işareti vardı. E, taraftarlar Trey Young'ı ikinci sıraya koymuştu. İlginç olan Jalen Brunson'ın oradan çıkabilme ihtimali vardı. Ama e, medya ve takım şeylerden oyunculardan çok iyi oy alsa da Taraftarlardan çok az oy aldı. Evet, beşinci ben. oldu. Medyada Bu ikinci ilginç. oldu. Ilginç. Oyuncular da üçüncü oldu. Taraftar da beşinci oldu. New York Knicks gardı olmasına rağmen. Aynen öyle. New York Knicks. New York, Los Angeles ve Lakers ve Golden State bu konuda en aşırı oyları alan takımlardır. Ama işte Trey Young ve Damian Lillard'ın taraftarlardaki etkisi biraz daha fazla. Yani Jalen Brunson hikayesi mi bilmiyorum ama Jalen Brunson hala insanlar tarafından Aa, çok iyi bir hikaye, müthiş bir yükseliş olarak görülüyor. Bir, yani de ilk, bir süperstar bir de gördüm. ilk çıktığı sene olmasının bence çok etkisi var. Muhtemelen gelecek sene tarafta oynaması çok daha fazla oy alacaktır. Şey Yoksa Brunson. ilk 5'in yani Hayır. parçası olabilir. Çünkü Lillard orada tam ilk 5 performansı vermedi. Çünkü Yok vermedi. Lillard sezon başından beri ben hep mutsuz mutsuz diyordum ya. E, sağ dışında çok büyük bir problem, yani çok problem demek değil de sağ dışında kafasını çok kurcalayan bir şey var. Ee, boşanma sürecinden sonra çok ciddi bir velayet davası var ve bayağı çekişmeli geçiyormuş. Herhalde kafası orada çünkü çok mutsuz yani belli ki e, kafa oyunda değil. E, çok kötü bir sezon geçirmiyor ama açıkçası hani Trey Young'dan ve Browns'dan daha iyi mi o biraz Hı -hı. soru işareti. Ama sonuç itibariyle e, ee, Brunson'la aynı toplam uyu almasına rağmen yani 3.75-3.75 şey, ama taraftar oylamasına daha önde olduğu için o tie break'li demildir. Diyor. Burada tabi Kaan abi bizim için Alperen'in nerede seçileceği çok önemliydi ya da nerede bitireceği çok önemliydi. Alperen taraftarlarda Batı'nın front kortunda 5. oldu ama hem medyada hem de oyuncuların oylamasında 11. oldu. Bu da normal aslında. Orada ilk kez görülen bir oyuncu olduğu için diğer oyuncular Alper'in takdir etseler de atıyorum yani Paul George'un, Anthony Davis'in Kavai'nin yanında farklı bir ağırlıkla bakıyorlar. O yüzden bu ilk sene kendini tanıtma senesiydi. Muhtemelen gelecek sezonki All-Star oyuncu oylaması da biraz daha yukarıda olacak medya oylamasında da. Fakat ortalama olarak 8 yani şu anda işte LeBron, Nikola Jokic ve Kevin Durant front court'ta da seçildi. Davis, Kawhi ve Paul George da muhtemelen yedeklerden oraya girecek oyuncular olacaklar. Sonra iki tane de wild card var. Orada hem guard'lar hem front court'lar girecek. Yani işi kolay değil gibi gözüküyor ama bir sakatlık haberinde veya bir wild kart içerisinde girebilir mi sence şu an? Vallahi bence yedek yani koçlar belirliyor yedekleri bildiğimiz gibi ve koçlar genelde işte çok bariz olan 4-5 ismi seçtikten sonra son kalan işte kafalarında hani kim olabilirdikleri 2-3 isimde genelde sıralamaya bakıyorlar. Yani orada mesela Minnesota'da Carl Anthony Towns ve Edwards'ın şansı çok daha fazla olacaktır. Keza Devin Booker'ın yine şansı çok yüksek çok olacak. daha yüksek olacaktır. Ee, sıralama ve Houston'da ilk onun dışına da düştüğü için yani Houston'dan birini seçme ihtimali yok. Ama sakatlık bir herhangi bir sakatlık olursa oynayamayacak bir durumda oyuncu olursa Silver'ı seçtiği için orada şansı çok yüksek Alper'in işte. Bana da öyle geliyor. Aynen. Ama e, yani ben koçların seçme ihtimali yani, gerçekten imkansız yakın onu söyleyeyim. Abi şanssızlık işte Batı'da oluşuyor. Batı'da Aynen. öyle ki yani... Doğu'da olsa direkt seçilirdi. Abi yani. şu anda bakıyorsun yani Darren Fox girecek mi? Devin Booker girecek mi? Ya yani bu soru sorulur mu ya? Doğru. Darren Fox ve Devin Booker girecek mi? Normalde bu oyuncular All-Star zaten. All-Star'a girmeleri lazım ama yetmiyor artık. All-Star yeri yetmiyor. Artık. Şöyle 24 oyuncuyu Doğu-Batı diye ayırmasan, direkt seçsen... Batı'dan 15, Doğu'dan 9 oyuncu falan seçilebilir söyleyeyim sana. Tabii mesela Jimmy falan bir sürü maç kaçırmasına hmm. rağmen hmm. şu anda çok hmm. net bir şekilde Doğu'da girecekler yani. Ee, yani mesela Derrick White konuşuluyor Doğu'da. Bunun sebebi hmm. Derrick White çok iyi bir sezon geçiriyor ama hakikaten orada yetenek anlamında bir sıkıntı var Batı'ya göre. O yüzden Alper'in içinde takipte olacağız. E, fakat şey açısından dediğimiz gibi yani gelecek sezon oyuncuların ve medyanın bakış açısı biraz daha farklı olacaktır ona. Şu andakinden. Seyircilerimiz o yüzden kızmasınlar ya da üzülmesinler. <laughs> ya bir kere daha hani Depalacı tekrar ettik ama Önemli olan şimdi All Star olmayı hak eden ya da All Star seviyesinde 30-40 civarında oyuncu var. Bunların 24 tane seçiliyor. Alperen orada mı? Net orada canım. Tamam yani inşallah seçilir. Tabii ki seçilmek çok önemli bir apolet. Ama orada olsun ve uzun yıllar orada kalsın. Ki onu da gösteriyor şu anda. Yani Houston son tökezliyor ama Houston'ın tökezlemesinde bile şey görmüyorsun. Yani Alperen yüzünden tökezledi de demiyorsun. Alperen'e Nin oyununa rağmen Houston tökezliyor. O açısından da çok önemli yani. Dileriz böyle devam eder zaten ki böyle devam edeceğine de güveniyoruz. Diğer taraftan Milwaukee Bucks'a geçelim Kaan abi. Çünkü bir bize haftasıydı NBA'de. yani benim uzun süredir gördüğüm en kaotik haftalardan biri yaşandı ki bu tip kaosların çok olduğunu biliyoruz. Seni öncelikle 3 hafta önceye götüreceğim bundan. Biz seninle Milwaukee Bucks konuşmuştuk 3 hafta önce. Milwaukee Bucks NBA'in en iyi takımlarından birinci derece olarak. Verdiğimiz notları söylüyorum sana. Hıza 8 ve 6 vermişiz lezzete 8 ve 8 vermişiz. Servis puanı da biz genelde koça veriyoruz. Biraz yönetiyor <laughs> ama genelde koça veriyoruz. Sen 3 puan vermişsin, ben 5 puan vermişim. Ve bunun sonucunda aslında Doğu'nun neni takımlarından ve NBA'nin derecelerinden biri olan Milwaukee Bucks 30 galibiyet, 13 muhalibiyetle gittiği bir sezonda Adrian Griffin'le yollarını ayırdı. Ve Adrian Griffin'e gayri resmi danışman olarak getirdikleri Doug anlaştı. Şimdi Doug Rivers tarafını bir kenara bırakalım ama Adrian Griffin'in kovma kararına ne diyorsun? <laughs> Bir taraftan şaşırtıcı çünkü abi dünyanın her yerinde galibiyet bütün hı hı. ayıpları örter tamam mı? Başarı bütün ayıpları örter. Bütün demeyelim de çoğu ayıbı örter. E, bu Amerika'da çok daha fazladır. Yani başarı olduğu zaman Amerikalıların genelde herhangi bir olaya yaklaşımı başarının sebeplerini açıklamak üzerine, başarıyı, başarıyı anlatmak üzerine kurgulu olduğu için narrative işte hikayecilik denen durumdan başarıyı yaratan ya herkes bir pay alır o başarı. Tümden gelim olur. Yani 30-13 ise Griffin'in şöyle bir payı var. Aynen öyle. Aynen. Tümden gelim yaparlar ve beni bazen çok rahatsız eder bu durum. Ee, ve bu bu şekilde görece başarılı bir takımın... Adrian Griffin kovulduğunda Milwaukee NBA ikincisiydi abi. NBA ikincisiydi yani. Bu çok 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 çok... Eğer saha dışında bir şey yoksa... Yani Hı -hı. basketbol dışında bir olay yoksa... Yudoka'nın falan durumu gibi... Bu neredeyse olmaz. Fakat... Adrian Griffin'in durumu öyle bir hale almıştı ki bu olması şart bir durumdu. Biz yani biz Türkiye'den bakıp seyrediyoruz. Biz 3-5 veriyoruz. Önemli değil. Ama herkes aynı şeyi söylüyor. Daha doğrusu sahada gören bir yorumcuların işte yöneticilerin falan değil. Abi herhangi bir seyirci gördüğü zaman abi bu takım potansiyelini sahaya yansıtamıyor diyor. Bunun sebepleri ne? En önemli sebebinin de Adrian Griffin olduğu çok bariz. Bu arada CBS çok güzel bir 9 madde, 8 maddelik şey çıkarmış. Eddinger'in yolculuğu. Hı hı. Çok güzel, çok kısa özetleyeceğim. Sezon daha başlarken Teristots olayı biliyorsun. Teristots'la... E onu herhalde bir tehdit olarak gördü Çünkü Teristos da eski bir koçu olduğundan dolayı. Bu arada Teristos sezon başında aniden sezon içi kampı yani sezon öncesi kampı sırasında aniden istifa ettiğinde herkes Lillard'da olan ilişkiden bahsetmişti. Evet çünkü da uzun süre çalıştı Portland'da. Evet. Lillard da uzun süre çalıştıktan sonra hani sanki acaba oradan kovulma sebebi Lillard mı? <laughs> Ve baksa gelince Lillard ya ben bu adamı bir daha görmek istemiyorum mu dedi diye düşünülmüştü. Aynen. Ama sonra ortaya çıktı ki Teristos işte Griffin, bir bugün antrenmandan sonra işte o, bütün e, asistan koçlarını bir yere yollayıp oyuncularla konuşmayın diyor. Teristos da e, Yanis ve Lillard'la bir şey konuşuyor o sırada. Bunu gördüğü zaman herkesin önünde çok ağır bir şekilde azarlıyor. Evet. Ve Teristos da bunu kabul edemiyor. Ayrılıyor. Şimdi böyle var. Şimdi bu baştan bir olacak iş değil. Bir e, kendine hiç güvenmediğini gösterir. İki çok yanlış bir iletişim yöntemi. Yani ben hep konuştuğumuz bir konu var. Biz aramızda bir tartışma yaptığımız zaman ben sana birebir de bir Hakaret etsem sen bunu başka türlü alırsın. Biz burada e, rejinin içinde çek çekim yapmazken bir hakaret etsem başka türlü alırsın. Abi yayında hakaret etsem başka türlü alırsın. Bunlar çok farklı şeylerdir. Birebir de ha hakaret demeyeyim de birebir de san sana e, ne derler sert bir uyarıda bulunursam sen bunu belki de hani e, e, eleştiri gibi daha doğrusu yapıcı bir eleştiri gibi alabilirsin. İnsanların ortasında yaparsam bunu yıkıcı bir eleştiri yaparsam, e, yayında yaparsam yani kamuoyunun önünde yaparsam bunu benim hayvanlığım olarak alırsın evet. ki çok normaldir. Biraz da şov olarak. <laughs> Aynen doğru. Şimdi bir o. ikincisi daha ikinci maçta e, Atlanta'ya ağır yeniliyorlar. Ertesi günkü idmanda basın mensupları da varken Yenis gidiyor koca beyaz tahtanın önünde yardımcı olan Oppenheimer'la birlikte taktikleri çizerek çalışmaya başlıyor. Şimdi bu İlla yenisi bir şey kastetmemiş olabilir orada. Ama bu normalde yapılmaz. Yani insanlar hani taktikle ilgili bir şey, bir rahatsızlığı var gibi. Üçüncüsü daha dördüncü maçta şey oldu biliyorsun. Bu Toronto bu, maçında savunma stratejisinden vazgeçti. Yani bu anormal trap anormal anormal e, tuzaklı bir savunma yapıyordu. Bunun bu takıma özellikle Brook Lopez özelinde hiç uymadığı belliydi. Faciaydı savunma. Takım halinde gidip işte Chris Middleton, Brook Lopez, evet. Giannis falan hep beraber gidip ''Hoca yani yapma Allah aşkına bu iş böyle olmuyor. Biz gene arkaya devirerek oynayalım.'' dediler. Sonra da Edwin şey dedi. ''Bazen biz koçlar kendimizi çok akıllı sanıyoruz. Oyuncular beni uyardı.'' dedi. Bu arada bu yani olan bir şeyin bir. Evet, evet. Yani bu ha. kötü bir şey değil bence. Yani aynen. başta Edwin Griffin kötü bir karar verdi. Dedi ki ''Budden Olzer döneminin savunmasını ben değiştireceğim. Hmm. Brook Lopez'i dışarı çıkaracağım. Üçlüyü savunacak.'' falan. Sonra baktık ya Brook Lopez üçlüyü savunursa savunma tamamen dağılıyor. Oyuncuları dinledi ve geri çekti şeyini. Ama bu o işte, ilk, o ilk maçta da 9 blok yaptı. <laughs> Aynen, şey gibi <laughs> Hocayı satanlar olur ya İtalyan <laughs> futbolunda falan. Hemen arkasından Kasım'ın sonundaki Boston maçında Yanis oyundan çıkardı. Yanis çıkmadı oyundan. Kenarda durdu. Orada e, hakem basının önünde tartıştılar uzun süre. Yanis çıkmadı sonra ilk oyun durumunda tekrar yani hakem basından tekrar oyuna girdi Yanis. E, çıktıktan sonra. Hemen ondan sonra e, Miami maçında e, maçın sonunda Damian Lillard bir oyun çizmişti. Yanis oyunu değiştirip Chris Middleton'la oynattı oyunu. Sonra ondan sonra da ya ben Damian de verecektim ama Chris, Chris Middleton'la aralarındaki iletişim çok acayip çok da güzel oldu falan filan Chris Middleton'a vermesi dedi. <laughs> ee, Chicago maçının sonunda 3 sayı şeydeyken, öndeyken Alex Caruso'nun üçlük attığı pozisyonda foul yapmadılar. Şimdi foul Özellikle son yıllarda daha fazla yapılıyor ama yapmayabilirsin. Hala yapmayanlar var. Fakat maçtan sonraki demeçler inanılmazdı. Kimse ...foul yapıp yapmayacağını bilmiyordu. Eden Griffith'in foul yapmaları gerektiğini söylemişti. Söylediğini söyledi. Fakat kimse ne yapacağını bilmiyordu. Brook ya ben yapabilirdim ama... E, ...yapıp yapmayacağımı bilemedim diyor. Öbürü başka bir şey dedi. Yani takımın... ...aynı şeyi bilmediği, daha doğrusu... ...bunun daha önce konuşulmadığı, bunun takım içinde... ...bir e, görüş ayrılığı olduğu... ...çok net ortaya çıktı... Ondan sonra zaten en büyük skandal e, şeyden Pacers maçından sonra bu sezon içi turnuva maçı turnuvasındaki yarı finalde Indiana'ya yenildikleri maçtan sonra çıkıp bu, Bobby Portis soyunma odasında Hı -hı. üstüne yürüdü Andrew Griffin'i zaten dışarıda çıktı bu. Dışarı yani. çıkardılar onu ve şey Hı -hı. dediler biz kendi aramızda konuşacağız sen dışarı takıl Sonra e, Houston maçı sonrasında en önemlisi. Işte o inanılmaz bir şeydi e, ya. Orada Yanis artık şey dedi. Abi savunma planımız ne ben bilmiyorum dedi. Bak bu benim hayatımda duyduğum en ilginç NBA evet. açıklamalarından biri. Yani açıklamanın tamamı şöyle Kaan abi. Bizim savunmada bir planımız olması lazım. Bizim stratejimiz ne diyor? Yani biz üçlük mü vereceğiz? Biz onların boyalı alana gelmesine izin mi vereceğiz? Boyalı alana gelmelerini mi engelleyeceğiz? Birebir oynamalarını mı sağlayacağız? Biz şu an her şeyi veriyoruz diyor. Yani üçlüğü veriyoruz, boyalı alanı veriyoruz, penetreyi veriyoruz, post-up'ı veriyoruz, ofansif rebound'ı veriyoruz, ucu rebound'ını veriyoruz. Şimdi senin yıldız oyuncun... Baba bizim stratejimiz ne dediğinde zaten bitmiş durumdasın. Evet. Ve senin az önce saydığın bütün maddeler de onu görüyoruz. Yani, o halde pardon çok özür dilerim altını izleyeceğim. Şey demiyor. Hücum mantığında daha iyi olmalıyız, daha Yok. iyi şey değil. Yani bunları ya, eksik yapıyoruz demiyor. Bunları nasıl yapacağımızı bilmiyoruz diyor. Evet ve Box medyası bunu bak kovulmadan önce de diyordu. Box medyasında tam kovulmadan önce Edwin Griffin şu soru soruluyordu. Şimdi Edwin Griffin koç olarak geldi. Şimdi çaylak koçlarda zordur kimlik oturtmak ama Adrian Griffin buraya ne oturtmaya çalışıyor? Yani bu takımın basketbolu ne olacak? Nick Nurse'ün bir niyeti var NBA'de. Tom Thibodeau'nun bir niyeti var. Seversiniz sevmezsiniz. Ama Adrian Griffin'inki ne? Yani üçlüğü mü biz daha iyi savunacağız? Penetre'yi mi daha iyi savunacağız? Boyalını mı daha iyi savunacağız? Ya yani Budun olur başka bir şey yapıyordu. Ama ne? İşte o soruya cevap veremiyorlardı. Ve senin az önce bahsettiğin şeyi ben Hatırlarsan o programda konuşmuştuk. Şu anda Milwaukee Bucks maçını izleyen bir seyirci. Seyirciler bize bazen soruyor ya savunmada neye dikkat ediyorsunuz. Artık NBA'de bütün oyun piken rolü üzerinden döndüğü için savunmada da şeye dikkat etmek gerekiyor. Yani bir, bu bir takım ikili oyunu nasıl savunuyor? Milwaukee Bucks'ın bir pozisyondan diğerine ikili oyunu, penetreyi nasıl savunduğunu anlamak mümkün değil. Yani bazen baskıyı orta sahadan başlatıyor kısalar. Ki o kısalar da Lillard'la bizdi. Bazen Middleton orta sahada Miles Turner'a gidip savunuyor. Bazen yenisi dışarıda görüyoruz. Bazen rakibin en kötü şutu örneği veriliyor. Yani 45 maç geçtikten sonra hala bu takımın savunmada temel bir planının olmaması zaten Adrian Griffin'in temel konması sebebi oldu. Aynen öyle ve takımda zaten bütün bunların özetinde senin de şimdi bahsettiğin Yanis'in de uzun uzun anlattı. Ama bu takım abi 45 maçta hiçbir şey çalışmamış gibilerdi ya. Hatta çalışmamayı geçtim. O kadar farklı ve karışık mesajlar verilmiş ki takım e Aynı şeyi bile düşünmüyor. Ne düşüneceğini bile bilmiyor yani. En azından aranda konuşursun tamam mı? Bir şey var. abi şurayı şöyle yapalım dersin o da değil. Ligin en kötü transition savunması yapan takımlardan evet. biri. Bu, bu en önemli şeyi gösterir, görünen bir. Takımın disiplin kaybettiğini de gösterir. Hı hı. Ki, Efor ve disiplin kaybı. Aynen. Ve abi şimdi mesela geçtiğimiz yıllarda bu bunun şaykası kimdi? Houston Rockets abi yani. <laughs> hani ligin en kötü transition savunması yapan. Ve abi 2023 yılına geldiğimiz zaman oyundaki en kritik en büyük fark yaratan en büyük katma değer katan, oyuna en çok kıran iki şey üç sayı ve transition abi. Şimdi sen özellikle transition'da böyle bir dezavantaj yaşarsan işini çok zora sokuyorsun. Ee, bu da takımın artık ideniye koça oyun disiplinine falan uzaklaştığını gösteriyor ki Milwaukee çok disiplinli bir takım abi evet. normalde. Yani oyuncuların profillerine bakıyorsun. Houston zıp çıktı dolu olduğu için öyleydi şey Milwaukee öyle bir takım değil abi. Rebound konusu da orada önemli Aynen. mesela. Bak ben yani rebound yüzdesi burada rebound toplamına bakıyor bazen seyirciler Hı. o değil. Rebound yüzdesi önemli olan. Sahaya düşen topların yüzde kaçını alıyorsun. Milwaukee bu Brook Lopez Janis döneminin en kötü rebound takımına dönüşmüştü. Şimdi tamam. Tabii ki Lillard ve bizlili bir takımın zaten savunma yapması çok zor. Hı. Ama sorun şu. Ne kadar kötü olacak bu takım? Ya yani, bu takım olduğu kadar kötü olmak zorunda mı? Biraz daha iyi olabilir mi savunmada? Bu soruluyor şu anda. Aynen. Benim de hep söylediğim bir şey vardı kötü bir savunma malzemesinden bile vasata yakın bir savunma kimliği yaratabilirsin. Bu takımın esas sorunu savunma kimliği olmaması ve yani, yani şöyle rakip sen çok güzel söyledin. Bir kere daha söyleyeyim. Rakibe ne vereceksin? neyden uzaklaştıracaksınız evet. Bunlar belli değil yani. Ya Budnozer'un çok belliydi bir de öyle bir Tabii. sorun var. Yani Budnozer gibi her şeyi çok net olan bir koç. İsterseniz ona eski kafalı diyebilirsiniz ama ya biz ne olursa olsun boyalı alanı savunacağız. Biz boyalı alan çevresine sokmayacağız. Bazı şutörlere de üçlük için izin vereceğiz. İstedikleri kadar atsınlar evet. demek bir stratejiydi. Şimdi onu değiştiriyorsun ama ne koyuyorsun yani? Hiçbir şey koyamadı. Ve orada Yenis'in de şöyle ilginç bir dahli olduğunu öğrendik. Ben Edrin Griffin'in takıma getirilme sürecinin de bu kadar sancılı olduğunu bilmiyordum açıkçası. Yani Ama Nick Nurse ve Edrin Griffin arasında kalınıyor yaz aylarında. Yenis'in Nick Nurse olmasın... Kim olursa olsun'u biraz yönetimi yittirip, e, orada Adrian Griffin'in getirildiği söyleniyor. Yanis'in de Nick Nurse nefreti herhalde şeyden dolayı düşünüyorum. Hani ama, böyle bizi çok yıpratır falan mı diye düşünüyorum. Ama Nick Nurse'ın e, bu Philadelphia sezonuna kadar şöhreti o konuda çok kötü. Ya Toronto'nun son döneminde oyuncuları inanılmaz Aynen. yıprattığı için... Aynen. Yani oyuncularla arasındaki bütün bağ falan da kopmuştu. Yalnız büyük bir fırsatı orda, kaçırmış bir yandan evet. Sonuçta Yanis, Embiid falan kim olursa olsun... Abi bu tip kararlar Yıldız oyunculuğunun... Tabii sorulur her zaman. E, Yıldız oyuncu karar vermeyebilir ama yıldız oyuncunun onayı almadan yapılmaz abi. Yani şeyhülislam gibidir onlar. Onlardan fetva alacaksın. Grafin kovulurken de aynı şey olmuştur. Yani ben mesela şeylere falan çok gülüyorum. Genis de yapmış onu. O kovulmasına çok şaşırdık. Çok olduk. <laughs> Ya git Allah aşkına be abi. Ya bunu Malik Bizli söyleyebilir de sen söyleyemezsin abi. Sana sorma o iş yapılmaz. Lebron da çok sever o işleri. Aa kovuldu <laughs> mu hoca? Le 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 Lebron o konuda en komik olanı <laughs> ya. Kovuldu mu hoca ya? Ama gelinen noktada Milwaukee şöyle. Derece olarak da yeni bir takımlarından biri ama net ratingine bakıyorsun. Yani clutchta Lillard'ın bu takımı aldırdığı maçları çıkarıyorsun. 10. 8. bir takım gibiler. Abiciğim, yani öyle görünüyor. Rakamlara dökülürse o önemli değil. Milwaukee maçı seyrediyorsun. Tabii. Ya, abi hayırdır siz diyorsun yani. Ve çözüm olarak... Kim geldi? Duck Rivers geldi. Her zaman NBA'de bir çözüm aradığınızda kime gidersiniz? Duck Rivers'e gidersiniz. Yılmaz Vural ya. ya. İnanılmaz bir şey. Benim yani hayatımda en şaşırdığım şeylerden biri. Biri evet. gizem çözmeye çalışıyoruz şu anda. Çünkü 2008'de şampiyonluk elde etti Duck Rivers. 2008'den beri de 2008'deki şampiyonluğun sırlarını anlatıyor bütün dünyaya. Ve o süreçte yani şimdi iyi sezonları oldu olmadı demem ama çok iyi bir Los Angeles Clippers'ı yönetti. Ve takım hep beklentilerin altında kaldı playoff'ta. Sonrası da Philadelphia yönetti ve normal sezonları harika geçirip playoff'ta beklentilerin altında kaldı. Yorumculuğa döndüğü sezonda, ben zaten kafamı dinleyeceğim dediği sezonda. Daryl Morey'e salladı, James Harden'a salladı. Ben dedi şey gibi takaslamazdım, işte Clippers takasladı yanlış yaptı dedi. Ve bütün bunları gören NBA'de şuna karar verdi Milwaukee Bucks yönetimi. Ya bizim bütün sorunlarımızı çözecek hoca da Clippers ve 40 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladılar onunla. Allah akıl fikir versin ya. Abi Duck Rivers NBA tarihinde 11 ya da 12 kere oldu. 3-1'den seri dönüp kaybetti. Evet. Üçünü Duck Rivers kaybetti biliyor musun? 3 kere 3-1'den, 5 kere 3-2'den, bir kere 2 buradan seri kaybetmiş. Abi 4 kere evinde 7. maç kaybetmiş. Evinde 7. maç oynamak demek, bu arada Bubble'da sayarsan 8 tane aslında da Bubble'ı saymıyoruz. Ee, pardon 5 tane. Abi evinde 7. maçta favorisindir abi. Yani çünkü sıralamada daha yukarıda bitirdiğin için 7. maçı içeride oynama şansı 7 Abi 4 kere 7. maçı evinde kaybedilmez abi. Bu ne ya? Şey çok acayip. 50 defa seri bitirme maçına gelmiş tamam mı? Atıyorum 3-0 öndeyken maça geliyorsun ya da işte 3-3 ken falan. Abi 50 maçın 34'ünü kaybeder misin ya? Abi bu inanılmaz derece. Şimdi ilginç yanı 2008 takımı biraz tabii daha o bastın takımı o kadar şeydi ki rollerin keskin belirlendiği. Yani herkesin ne yapacağı belli. Yani Paul Pierce'la Kevin Garnett'in rollerini çok değiştiremiyorsun tamam mı? İşte Rajon, biraz Rajon Rondo'nun kullanımı belki de hani e, çok farklı yapabileceğin şeylerde. Ama o takım 3 aşağı 5 yukarı hani sahaya ne çıkarsa çıksın. Bazı takımlar diyorum ya çok kolaydır evet. çünkü roller çok bellidir. Oyuncuların özellikleri ve o rollere çok oturur. Onlar birbirine ayağına basmaz ya da birbirinden rol çalamaz. İstesen de çalamazsın yani. Biraz öyle bir takımdı. O 2008 takımı bile biliyorsun çok zorlanmış. 4-3, 4-3, 4-3 geçmişti serileri. Tabii canım. Ondan sonra iddialı her takımla her iddialı takımla beklentinin altında kaldı abi. İddiasız takımlarda da çok başarılıdır. Evet, al alamet farkı odur zaten. Ay, o Clippers zaten... takımı mesela çok iyiydi onun. Hani son şey. 2019. Takımı. Aynen kötü kötü Clippers Ay, takımı çok Ka iyiydi. Kavay'la Paul George'un gelmediği sene o Patrick Beverley'lerin e, Lou Williams'ların takımı muhteşem iş yapmıştı. öne e geçmişlerdi o Golden State karşı. Bayağı da iyi iş çıkarmış. Du Durant tek başına almıştı o seriyi. Ya Durant olmasa seriyi kaybediyorduk gol. Durant delirmişti çünkü. Hani you know who I am. I am Kevin Durant serisi olmuştu. Tam şey. bir seriydi. İnanılmaz. Yani Durant'in en iyi serilerinden biriydi. Orlando yani, takımı da öyleydi, Clippers de. Işte, zaten zaten ilk olayı odur zaten ilk piyasaya çıktı. O çok zayıf Orlando, Daryl Armstrong'la Orlando takımıyla çıkışıydı. Şu i̇şte Clippers takımı 2019 takımıyla iş yaptı. Ama abi o Lob City e, Batı'nın zirvesinde oynayan Clippers takımları hep biraz tabii Chris Paul'un de etkisi var. sakatlıkların etkisi var. Ama bir yerlerde de, hep bir şeyler oluyor abi. Hep bir şeyler. Oluyor. Artı hiç de Duck Rivers suçlu olmuyor bu arada. Hep aa, bir şeyler oluyor. <laughs> hiç. Artı şimdi Dak Rivers'ın en önemli sorunlarından biri. Dak Rivers bir taktik deha falan asla değil. Bunu zaten sağlıyoruz. Ha bu arada oyuncuları kendi şeyine ikna etmek, rollerini ikna etmek, motive tutmak, onlardan fazlasını almak konusunda iyi. Bu arada teknik çok kötü bir koştu Edin de niye olduğu kesin ona hiç bir şey diyemez. Fakat şöyle temel bir sorunu var abi Dakriber'sin. Rivers bir kere inovatif değil. Hadi inovatif olmak zorunda değilsin. herkes inovatif olmak zorunda değil. Çünkü takımın potansiyelini sadece sahaya yansıtması yeterli olabilir. Fakat Rivers aynı zamanda çok iki yüzlü ya. Çok iki yüzlü yani. Abi Ben bu şu ana kadar yaşadığı krizleri düşün. Donald Sterling'den başlayarak. Çünkü bu arada muazzam krizleri çok iyi atlatmıştır. Fakat iyi atlatmasının en büyük sebeplerinden biri abi hiçbir yerde irade koymaz ortaya. Yanar dönerliğin bab <laughs> babasıdır. Herkese duymak istediği çok şeyler. Çok iyi siyasetçi sanır, çünkü. O, olağanüstü bir siyasetçi. Aynen, çok iyi siyasetçi. Ama abi bak çok iyi siyasetçiysen aynı zamanda şeysindir. Yani omurgan yoktur tamam mı? Eğilip bükülmen gerekir. Abi, bu kadar eğilip bükülerek de liderlik çok sorunlu olmaya başlıyor. Orada problemler başlıyor yani. Abi bensimiz olayında... Abi orada bensimiz Atlanta serisinden sonra Ben yaptı. bensimiz bunları... Ben, ben Simmons da... Kabahatli evet. Evet, evet. Ama abi bu kadar otobüsün altına attır mı bir oyuncu ya? Yani süreci başlatan Doug Rivers'ın açıklaması oldu. Aynen öyle yani. Hani bu, kendi oyuncunu bu kadar yerle bir eder misin ya? Onun gibi neler neler yani. Hani kendi suçlu olmasın, birileri sorumlusun. Bunun için oyuncular da olabilir. Ve benim orada anlayamadığım şey şu. E şimdi sen kendin söylüyorsun abi. Daryl Morey'e neler söyledi ya? Aynen geçen diyor ki podcast'te bir Simmons'a. Ya ben Daryl'a hep dedim ki sen biraz kapalı, çeneni kapa. Medyaya çok konuşuyorsun. Benim işimi zorlaştırıyorsun. Yani bunu diyen Duck Rivers abi yani. Hani Daryl Morey benim işimi çok zorlaştırıyor. Yani tamam anlaşamamışsınızdır o ayrı da. Yani çok acayip bir adam gerçekten. Ya yani şey, bir... Abi bence medyada çalışırken baksa gayri resmi danışmanlık vermesi ve bunun bu süreçte ortaya çıkması da çok ilginç bir durum. Yani çok ne? ciddi bir çıkar çatışması var burada. Ana yayıncıya çalışıyorsun sen. Bir yandan da Andrew Griffin'e danışmanlık veriyorsun. Bir yandan da ne hikmetse kovuluyor ve takım diyor ki o biz Dark Rivers'a çalışacağız. Şimdi böyle sağlıksız bir süreç olur mu ya? Türk futbolu yani. Arada gene işte sen tekrar söylüyorsun. Şajcıs Alexander ben olsam takaslar. Yani ya, git yalan ya. Ya. ne yalancısın sen ya. <laughs> nasıl bir yalan ya? İnanılmaz bir <laughs> adam hakikaten. Ya sene başında Bismuth podcast'te şey <laughs> diyor. Bence diyor Max diyor Austin Rivers'ı almalı diyor oğlundan bahsediyor. <laughs> ya acayip bir adam ya gerçekten acayip bir adam. Ben bir yandan da saygı duyuyorum. Keşke bize de öğretse bu hikmetini biz de öğrensek yani. Ama şu var, inovatif değil. Kesinlikle takımı daha iyi yapacaktır çünkü Adrian Griffin'den daha iyi bir koç. Ama benim merak ettiğim şey şu. Playoff'ta sinmesiyle meşhur bir takım ve işte Eric Postor gibi koçlar karşısında sınıfta kalmasıyla eleştirilen Budnolson'un yerine senin çözümün Dak Rivers mı? Dak Rivers mı çözecek onları? Budnolson'un en büyük eleştiri noktası ve haklı eleştiri noktası şeydi. Bunun olsun muazzam bir A planı vardı ama hiçbir şekilde esnemiyordu. Hiçbir esnekliği yani. ve hiçbir fikri yoktu. Yani ben planı şey gibiydi. Mimar gibiydi. Çok iyi planı çiziyordu ama kardeşim oraya bir tane müteahhit lazım yani. Hani, Peki yani daha Rivers esnek mi? Abi hiç alakası esnek. yok yani. Rivers'ın da hiçbir B planı, hiçbir esnekliği yok yani. İşte o yüzden bakalım süreci takipteyiz. Süreci takipteyiz da koç. Mike, Mike Budenoz'u koyup Edwin Griffin'i getirdiler. Edwin Griffin'i koyup Mike Budenoz'un kötüsünü getirdiler. Ve üçüne de tazminat için para ödeyecekler evet. şu anda. Bak 3 koça birden maaş ödüyor. Onlara da hayırlı olsun diyelim efendim. Ve haftanın takımına Miami Heat'e. Takas yapan Miami Heat'e gidelim. Evet efendim haftanın takımında yemek sepetiyle birlikte Miami Heat'i konuşacağız. Yemek sepetine özel Bugün paşa dönerdeyiz Kaan abi sepet 100 kupon kodu ile birlikte indirimimizi aldık. Bugün Türk Spor Medyası'nın ikonik yemeklerinden birini yiyeceğiz seninle birlikte. Aynen öyle. <laughs> Türk dünyası yani Türkiye'nin ikonik yemeklerinden biri. Dünya önemli ihracatlarımızdan biri. Aynen. Oh, Benim de oh. aile mesleğimdir abi. Aa. Fransa'daki aynen amcamların mesleğidir. imza mesleğidir. Ama ben devralamadım onlardan. Maalesef spor yorumculuğumda gönül ya, verdim. Kusura bakma da yanlış bir kariyer seçmişsin <laughs> abi. Yani bilmiyorum belki seni e, manevi olarak tatmin ediyordur ama maddi olarak yanlış bir kariyer. Aynen. Keşke bir döner ustalığı <laughs> Fransa'da bize de nasip olsaydı. <laughs> ama e, Miami'yi e geçelim buradan Kaan abi. Çünkü alakası yok az önce konuştuğum konuyla. Şu anki Miami Heat konusunu ama çok önemli bir şey yaşandı bu hafta Kaan abi. Miami çok hızlı davrandı ve Terry <laughs> aldılar Kyle karşısında. Karşısında da bir tane ilk tur yolladılar. Ve o ilk 2027 ama olmazsa da 2028'e gidecek bir hak olarak evet. görünüyor şu anda. Miami Heat'in hücumu senin son dönemde en çok altın çizdiğin şeydi. Çünkü korkunç durmundu. Son 10 maçta NBA'nin en kötü hücumu. Şeyden Washington'dan daha kötü hücumuydu Son yani. bir ayda da 28'inciler. <laughs> yani bütün istatistiklerde son bir aydır NBA'nin en kötü takımlarından bir hücum annamdı. Ve abi bunu açıklamak çok zor. Biraz metafiziksel yani bir, bir şey galiba. Abi böyle bir duvara çarpmak olmaz ama Ha, i̇nanılır gibi. İşin ilginç yanı bu süreçte, ya takımın e, hücumun duvara vurduğu süreçte takıma sakat olan Tyler Hero ve Jimmy Butler yani teorik olarak en iyi hücumcular geldi takıma yani. Ve Hayim Erkez'in sakatlığının da ne kadar <gülüyor> önemli <gülüyor> <gülüyor> olduğunu <gülüyor> gördük. Hayim Erkez'in kilitlerini de <laughs> görmüş Doğru olduk söylüyor. orada. Doğru söylüyorsun. Peki Terry Rozier... Ujirs... Benim bu arada draftta en beğenmediğim oyunculardan biriydi. Ameliyiz. Abi inanılmaz bir sezon geçiriyor Doğru. ya. Acayip Doğru? bir adam hakikaten. Kesinlikle. Diğer taraftan Terry Rozier sence neden Miami seçimi oldu burada ve neden bu kadar hızlı davrandılar? Bir kere hızlı davranmanın en büyük sebebi e, genelde takasların takas döneminin son gününe bırakılmasının tek sebebi vardır. Çünkü son güne kadar satıcılar daha e, rahat pozisyondadır, yüksekten fiyat verebilirler. Son güne kaldığında en düşük imkanı da Erken davrandığın zaman daha yüksek bir ücret ödemek zorunda kalabilirsin. ikna edebilmek için satıcıyı. Çünkü satıcı o sırada işte Rojiri herkese satmaya çalışıyor. Ama anladığım kadarıyla Rojiri'ye daha iyi bir müşteri bulamışlar. Bence bulabilirlerdi bu ayrı tarzının konusu. Ama bulamamışlar ve anlaşmışlar. İki taraf anlaşmışsa sorun yok. Bence karşı Kyle Lowry zaten hani biten kontrat başka bir şey değil. Yani bir tane birinci tur hakkı ve çok da kaliteli olmayan bir birinci tur hakkı daha fazla için alabilirler miydi? Bence alabilirlerdi ama muhtemelen piyasayı araştırmışlardı ve bulamamışlardı. O yüzden bir şey diyemeyeceğim tam olarak. Ama karşılığında şart memnun. Bence Miami yapabileceği en iyi hamlelerden birini yaptı. Yani şu piyasada bizim... Öngöremeyeceğimiz yani son anda çark edip çok de önemli bir değişiklik yapmayı planlayan bir takım yoksa alınabileceği e, yani piyasada olduğunu bildiğimiz ya da piyasaya çıkma ihtimali çok yüksek oyuncular arasında bence Miami'ye alabileceği en iyisini aldı. Çünkü yüksek volümlü bir şütöre, yüksek volümlü bir üçlükçüye ihtiyacı vardı. Roger çok yüksek volümlü bir üçlükçüdür. Ee, oyun aşkı, oyun disiplini ve oyun isteği yüksek bir oyuncu olması gerekir Miami'nin içinde olmak için. Yani Miami'de öyle e, ne derler hani idare eden, keyif, keyfe keder oynayan oyuncu. Bu arada keyfe keder olması bir oyuncunun zayıf veya kötü olduğu anlamına gelmez. Bazı, mesela Durant tamam mı? Yani Durant çok şeydir. Hani kendi ritminde oynar. O yüzden o Miami kültürünün çok bir parçası gibi durmuyor o açıdan. O öyle bakarsak yani. Roger öyledir. Roger istekli, yırtıcıdır. E, gözlerine ateşler çıkar yani. Biraz ufaktır pozisyonu için ama aynı zamanda o yırtıcılığı top çalmaya dönüştürebilir. Yani Miami kültürüne, Miami'ni yapmak istediğine çok uyabilecek bir oyuncu. Yüksek volümlü bir şutör olduğu için özellikle hücum tarafı daha güçlü olduğu için Miami'nin de şu an yaşadığı hücum krizinde düşünürsek bu bence ne kadar geçici bilmiyorum ama hakikaten metafizik yani mantıkla teknikle açıklanabilecek bir hücum felç olması değil bu yani. Hani hakikaten olacak iş değil. Böyle bir felç olma. Tamam hücumun kötü olduğu dönemler olur, formsuz olduğu dönemler olur. Ama taş gibi dibe çakılmazsın abi. Evet, o kadar. Hele Miami gibi bir takım. Yani Tamam çok dağınık takımlar vardır. Çok yıldızına bağlı takımlar. O yıldız e, oyuncu formsuzdur. Takımla olan ilişkisi kötüdür. Böyle herkes bir şeydir. Yani oyundan bıkar. Daha çok zaten bu kadar böyle düşüşler genelde teknikten çok psikolojik oluyor. Soyunma odası ilişkilerinden falan. Ama Miami'de öyle bir şey de yok. Böyle bir e, şi, bu arada Kyle Lowry'nin acayip düştüğü, onun yerine başka birinin alınması gerektiği bir de Kyle Lowry zaten ilk beşlik yerini de kaybetmişti. Bu açılardan Miami için çok nokta atış, Belki takımın kaderini çok aşırı değiştirecek ölçekte bir oyuncu değil. Ama gerçekten nokta atış bir isim yani. Evet ve daha önce Boston'da yüksek seviye bir playoff atmosferinde oynaması da Miami için onu muhtemelen daha çekici kılmıştır. Çünkü Charlotte'dan bir oyuncu almak, Washington'dan bir oyuncu almak şu açıdan biraz tartışmalı. Yani bu oyuncu rekabetçi atmosferde en iyi performansını verebilir mi? Yoksa normal sezonun Kasım ayının sıradan bir gecesinde mi en iyi performansını verir sorusuna oyuncuyla çalışmadan cevap verebilmek çok zor. Evet. Ama Terry Roger'da şeyi görüyorsun yani bu çocuklu bir Miami Heat ruhu var. Kendisini olduğundan daha da iyi düşünüyor bu arada. Aç, Hayır. iştahlı. Rakabı çok iyi ya. Korkutucu. Teri. Aynen. Skereteri. Skereteri. Skereteri hakikaten o açıdan da çok şeydir yani. Dolayısıyla Petrali'nin de Eric da kulüpte görmek isteyeceği tipte bir oyuncu. Bir de daha önce bu prototip Miami Heat'te vardı. Yani Kendrick Nunn mesela kötü bir Terrojir. Yani Terrojir çok kaliteli bir Kendrick Ve özellikle hem Nunn hem de Drag için iyi dönemlerinden beri Miami Heat'in böyle bir oyuncusu yoktu. Çok istiyorlar böyle oyuncuları. Yani Jimmy Butler dışında da boyalı alanına girebilen, hızlı, biraz daha tempoyu arttıran, takım ucuma gelmişse Kaylar da öyleydi ama Kaylar'ın ucumu düşmüştü. Yani Kaylar hızlı geliyordu ama pasör olarak hızlı geliyordu. Şimdi Rojir ile hızlı gelecekler ve hücumda bir ekstra opsiyon olacak onlar için. Ama... Genel olarak Miami için şu andaki sıkıntısı çok ciddi bir sıkıntı. Ee, takımın en skoreri olabilir. 30 küsür sayı atabilir. 10 sayı atar. Bunu çok dert etmez. Tabii tabii. Bu çok önemli. Takımın şimdi Kyle Lowry'de ayrıldıktan sonra takımın gerçek bir oyun kurucusu yok ama Dört tane top yönlendirici olduğu için onlardan biri de Roger olabilir için bunu da paylaşabilecek de bir oyuncu. Ee, bu açılardan aslında iyi nokta atış. Hı hı. Ama Miami'nin sorunları şeyle alakalı gelmesiyle çözecek gibi değil. Roger'le alakalı değil çünkü sorun. Evet yani şu an rotasyona bakıyoruz Kaan abi. Ter mesela ideal beşi bu takımın herkes düzenince şöyle olabilir. Terry Roger, Tyler Hero, Jimmy Butler, Jaime Akes, Bam Adebayo. Caleb Martin de buraya koyabilirsin ki onun e, takasla gitme ihtimali var. Yeni kontrat vermeyi düşünmedikleri için. Josh Richardson'ı belki buraya koyarsın ama genelde Roger bir hero çıkarsa. Şimdi bu takımın bir savunma sıkıntısı olacağından söz edebiliriz çünkü evet. iki tane çok kısa guard var önde bir kere. Ama her şeyi geçtim. Bu takım şu an hücumu çözmek zorunda. Çünkü Eric Spoelstra, Jim Butler ve Bembadayo varken savunmanın zaten bir şekilde çözüm bulacağını biliyoruz. Hay market de büyük bir oyuncu pozisyonu için savaşan bir oyuncu. Ama bu takım hücumdaki sorunu nasıl çözecek sanki? Artı savunmada şey de yapabilir. Bu daha önce denedikleri Saçlamalı e, saklamalı kö alan kö savunması. Kötü savunmacıları köşeye koyup e, yaptığı şeyleri deneyebilir. Gerçi o tabii bu sene Ben Madabayo da çok değişti yani onu da söylemek lazım. Ben Madabayo geçtiğimiz yıllardan çok daha kalın dikkat ediyor mu Hı. seyirciler bilmiyorum ama hani bu yaz bir 10 kilo falan almış Ben Madabayo. İşte hiç de oynuyor yani. Bunun avantajları var belli dezavantajları da var tabii onu da söylemek lazım ama tabii genelde daha çok avantaj. Burada esas kritik nokta abi Jim Butler'ın artık biraz biliyorsun sezon içinde de açıklamıştı normal sezonu hiç takmadığını falan Hı. abi o kadar olmaz. Yani bir de maç içinde falan böyle gidiyor geliyor yürüyor yani. Şimdi öyle olmaz. El yani. koyması lazım diyorsun. Bir süre en azından. En azından bir şey de çok önemli. Yani. Tamam Miami kültürü diyoruz. Miami'nin oyun ismi diyoruz. Fakat abi takımın lideri bu kadar umursamaz olunca abi takımın geri kalanına çok kötü sirayet ediyor bu. İyi sirayet ettiği örneklerden hep bahsediyoruz. Bu da kötü sirayet ediyor abi. O ciddiyetsizlik o yani üçüncü viteste oynamak herkes ıı, herkese bir şekilde yansıyor. Hücumun daha keskin, daha ne yaptığını bilerek oynaması lazım. Zaten Miami'de bireysel yetenekleriyle hepsi belli bir seviyenin üzerinde oyuncular ama bireysel skorer çok fazla değil. Belki biraz Tyler Hero o konuda. Fakat Tyler Hero'yu oynatmanın da başka sorunları olur Özellikle savunma tarafında. Ama sen kolektif üretim sağlamazsan yani Miami'nin alamet harikası neydi abi? Miami 24 saniyenin son 5 saniyesini en iyi oynayan takımdı. Çünkü oyunu 24 saniyenin 23 buçuk saniyesi boyunca tıkır 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 oynar. Çoğu takım ilk aksiyondan sonra ilk opsiyonu dener, zaman karısı ikinci bir kez dener, işte biter ondan sonra. Abi maya, maya değil, İlk aksiyon dönüyor ikinci, aksiyon dönüyor üçüncü, aksiyon tekrar başlıyor sıfırlıyor şey yapıyor. Hiçbir zaman disiplini kaybet. Abi şimdi o kalmadı takımda. O kalmadığı zaman da işte o zaman, abi bak adabayo skorer bir oyuncu değil i̇şte Haymarket evet çok değerli ama skorer değil. Tamamlayıcı parçalar. Tamamlayı. Abi, yani bunlar, bunlar arasında skorer diyebileceğin tek oyuncu Tyler Rowe. Tyler Rowe da üst düzey bir skorer değil. Hı hı. Artık Artı fiziksel olarak çok ne zaman yıpranıyor. Savunmada başka sorunlar yaratıyor. Ve bu takımı durduruyor. Bu takım eğer o 24 saniye disiplini sağlayamazsa Ha, bu takım kötü bir savunma, kötü, Jimmy Butler da bu halde olursa kötü bir hücum takımı oluyor bir taraftan. Ha bir anda ne kadar değişebildiklerini daha geçen seneden biliyoruz. Bu takımın potansiyelinde bunu olduğunu da biliyoruz. Bunun ben gene hala dönemsel bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bence Ama ben bir, an bir an evvel ciddiyeti tekrar kazanmaları gerekiyor. Ben de dönemsel olduğunu düşünüyorum. Bir de Miami'de şöyle bir durum var. Ha son olarak Tabii şey ekleyeyim abi. Bu sezon takım çok eksikler yaşarken görece iyi gitmesindeki en büyük pay sahiplerinden biri Duncan Robinson'da abi. Duncan Robinson'ın hani çok bahsettik bu sene 10.4'den evrilip tripliğin üzerinden de üretebilen bir oyuncuya dönüşmesiyle Duncan Robinson özellikle oyunun hücum tarafında savunmada zaten hani kötü. Hani felaket değil ama kötü. Bu arada felaket değildir Duncan Robinson. En azından pozisyonu. Ama hücumdaki en önemli silaha dönüşmüştü. En önemli skoreri değil ama en önemli silaha dönüşmüştü. Duncan Robinson, Tyler Hero'nun gelişi Duncan Robinson'ın rolünü azalttığı için orada da çok büyük bir handikap yaşadılar. Ya çok garip bir durum şu anda onlar için gerçekten. Ve yani ben de bunun dönemsel olduğunu düşünüyorum. Ama Miami'de şöyle bir durum var. Miami playoff'ta nereden gelirse gelsin tepedekileri eleyebileceğini düşündüğü <laughs> için de normal sezon aynı ciddiyetle oynamıyor ve bu bir sorun ya. Yani uzun süredir Miami'nin normal sezon ciddiyeti biraz daha düşük yerlerine göre bu, bu farklı sene... bir rekabetçi seviyeleri var onların ee, hızlarına gidelim buradan. Son Abi, dönemde korku. inanılmaz kaybediyorlar zaten. Abi hız şu anda korku iki ve yani Miami'den işte Boston'dan fark ettiler, Orlando'dan fark ettiler, Memphis'ten ettiler, Toronto'dan fark ettiler. Fark yedi... yiyorlar yani. Fark yiyorlar. Abi Digin en kötü hücumu diyorum ya. Hı -hı. Abi Washington'dan, Sey'den, söyledim, e, Charlotte'dan falan nasıl daha kötü hücum olabilirsin yani? Evet. Yani hakikaten çok sıkıntılı bir durum var. Detroit'ten kötü hücum ediyorsun ya. Ben de orada hızı düşü tutacağım. Yani şöyle sezon başında olması gerektiklerinden daha fazla maç kazandıkları için aslında çok hızlı başladılar. Hı -hı. Yani müthiş başladılar sezona. Ben de o yüzden notum biliyorsun benim çok kıt değildir. Ben de 5 vereceğim burada ama hızları çok düşük yani onların. Servise burada ne puan veriyorsun? Abi servis konusunda da yani Eric Spoelstra'nın hikmetinden pek sual olmaz ama ben özellikle Duncan Robinson'ın rolünün azaltı yani daha yüksek bir rolde tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Duncan Robinson şu anda olağanüstü bir nokta şutu ama dribbling üzerinden de için çok fazla başkalarına şu anda en büyük sorunum, Miami'nin oyuncuların hemen hemen hiçbiri başkanına bir şey üretmiyor fazla. Sistem üretiyor fakat sistem çalışmadığı zaman ne Jimmy Butler ne Ben de bunlar önemli pasörler ve önemli takım oyuncuları olmasına rağmen ne detayları o başkasına çok üreten oyuncular değil. Ama sistem içinde çok güzel üretiyorlardı. Sistem çalışmayınca başkalarına üretebilen oyuncuya ihtiyaç var. Duncan Robinson önemi şurada burada çok şu açıdan önemli. Oyunun geometrisini en çok bozan oyuncu Duncan Robinson. Oyunun dengesini en çok bozan Jimmy Butler Foal aldığı için daha çok. Ama Duncan Robinson'ın bir biraz daha fazla kullanabileceğini düşünüyorum. Onun dışında bence servisle ilgili çok fazla problem yok. Evet. Evet. Yani, Eldeki ee, grupla grubu bir şekilde kullanıyor zaten. Evet. Ee, yine de hani bu takımı... Jimmy Butler'ın bu kadar disiplinli olması da bir şekilde servise yazar ama yani. Ne olursa olsun spor sıra yazar. Jimmy Butler'a laf, e laf dinlemez Jimmy ayrı konu. Kavga da ettiler biliyorsun geçmişte ee, molada. <laughs> abi ama Jimmy Butler'a Jim Butler kimse laf edemez ki. Laf dinletemezsin ona yani. O kendi yapacaksa yapacak. Burada yerinde olduğu için yapıyordu şu anda yapmıyor ama bu da gene de koça yazar abi ne olursa olsun. Ee, 6 vereceğim ya. ya. Ben de burada bir şey vereceğim. Koça 7 vereceğim. Yani çözümü bir şekilde ne, en iyi bulacak Koçerik spor sıradır ama neticede 28. sırada sen bir ay boyunca hücumda gidiyorsan burada Alex Foster'ın da bir dahil var. Ya. 109 hücum reytingiyle oynuyorlar son bir aydır. NBA ortalaması 117. Şimdi Miami'nin en büyük sorunu zaten terörolojiyle alma sebebi de o. Hücum artık bu kadar kötüyken savunmadan kurtaramıyorsun. Çünkü hücumlar öyle bir yere gitti ki senin savunmanı götürebileceğin yer seni artık orada tutmuyor. Dolayısıyla hücumu terörolojiyle canlandırmak isteme sebeplerinin temelinde bu yatıyor zaten. Ben de burada 7 puan vereceğim. Lezzete ediyorsun. 7. Ee, ben de burada bir Hayme Hakes ve Bemede Bayo e, takım menajeri olduğum için fantezide puanlarını yüksek istiyorum Ben de 7 vereceğim ama tabii ki. Yani. normal sonunda biraz daha ciddiyetsiz oynamaların etkisi var bunda. Miami Heat'ten istiyorsan seviyor sevmiyor geçelim. Geçiyor. Evet efendim, seviyor sevmiyor bölümüne. Hoş geldiniz. Kaan sevdiğin şey nedir? Ya bu sene e, iyi bir sezon geçirmiyor pek. E, San Antonio'nun hani onu yanlış San Antonio'nun tercih yanlışlarıyla falan sezon çok kötü başlamıştı ama abi Victor ben ama Her maç öyle bir şey yapıyor ki hani kaç yıldır basketbol izliyoruz böyle bir şey aklına bile gelmez. Abi geçen hafta e, bir tane şeye blok yaptı. E, Tyce Jones'a Washington maçında arkası dönükken bir tane Caşki diye birebir de blok yaptı. Bir daha bir Yanis'in etrafından dolanarak bir turnike attı. Ya Yanis birebir savunurken hiçbir şey yapmadı. Sadece kolunu uzatıp arkasından hani koluyla arkasına geçti. Abi oyuncu geçmeyi bilirim tamam. Her türlü işte crossover'la geçersin, spinle geçersin falan. Abi durduğu yerden sadece kolunu uzatarak adam geçmeyi ben ilk kez ben bayamada gördüm. geçit hareketi yaptı. Abi yani üçü de zaten hani bildiğimiz standart basketbolcuların yapabileceği şeyler değil. Bu Wembanyama tuhaflıkları her maç bir Ulan ya nasıl böyle bir şey olabiliyor dedirtiyor insana yani. Ben de Jalen Williams'ı bir başka genç oyuncuya gideceğim. Jalen Williams'ın maç toplarını çok seviyorum bu sezon. Mark Degnon'un zaten ne kadar iyi bir koç olduğundan bahsediyoruz orada ama Thunder maç sonlarında biraz şey gidip Alexander'ın üçlük kullanmayı çok sevmemesiyle de alakalı biraz da tuzak kurmak amacıyla. E, Jalen inanılmaz kullanıyor. En son bu hafta Portland maçını kazandıran şutu attı Jalen Williams ve maç sonlarını eğer Thunder'ını izlerseniz klasik olarak şey yapıyorlar. Şey gidiyse Alexander'ı artık NBA'de çok kullanılan şey kısaların perdeye girişi. Perdeye gelir gibi kullanıyorlar ve topu Jalen Williams'e bırakıyor. Oklahoma en fazla kısa perdesi yapan topu. Aynen. Isaiah da zaten temelde öyle kullanıyorlar. Yani şey de Alexander'ın elinde top oluyor. Isaiah Joe, perdeye gelir gibi yapıp kaçıyor şimdi Şevgidis Alexander bunu yaptığında savunma bir anda şey oluyor. Ulan Şevgidis Alexander kaçıyor. Ona doğru gidelim oluyorlar. Ve Jalen Williams'ı boş bırakıyorlar. Veya böyle bir yarım saniye açı veriyorlar ona. Jalen Williams da biraz eski tip bir oyuncu. Yani orta mesafeye gidip uzak ikilikleri atmayı çok sevdiği için Thunder acayip bir maden bulmuş durumda orada. Yani Chetty Omgren, Shaggy Jalen Williams şampiyonluk üçlüsü kurdular. Bu sezonun en iyi kılıç oyuncularından biri. 16'da 13 atıyormuş şu ana kadar Jalen Williams. Portland maçına kadar. Portland maçında da iki tane sokmayı başardı. Buradan ona alkışlarımı gönderiyorum. benim sevmiyorum maddem de ya bu sezon çok başına gelmedik kalmadı Memphis'in. Ama çok ilginç bir durum var abi. Başına gelen bütün felaketler genelde ilk saha serilerinden önce geliyor. O yüzden İç saha performansı abi 4-13 şu an. Pardon 4-15 şu an. Abi. 15, 4 galiba 15 mavi. Ama abi deplasman turu sırasında işler çok daha gidiyor. Deplasman derecesi 13-12. Deplasman da ligin 5. İç sahada ise en kötü 3. takımı durumdalar bu çok nadir bir görebileceğiniz bir durum. Yani deplasmanda her 5 maçtan birini kazanıyorlar. Deplasmanda ise bir, bir, bir kazanıp bir kaybediyorlar. Onların iç saha performansı. Bu şanssızlıkların hep iç denk gelmesi bence yani sevmiyor demeyeyim de biraz tuhaf bulduğum bir durum benim. Ben de tuhaf bulduğum bir başka durum kana. Ben de tam sevmiyor diyeyim ama Wizards bir karar verdi. Yünç bir karar hmm. verdi. Onlar da Wesan Serdi, koçları olan Wesan Serdi yöneticiliğe çıkarıp Wesan Serdi'nin asistanı Brian Keefe'i baş koçları yaptılar ki Vesan Sert'le kontrol uzatmışlardı. Yani aslında Michael Winger yönetimi ve Michael ile birlikte gelen Will Dawkins, o case'den gelen ekip önce Wesan Sert'in görevinin başındasın, biz sana güveniyoruz dedi. Sonrası da sezon içerisinde. Hani Washington'ın da zaten beklentileri buyken beklentilerin karşılığı verilen bir sezonda bu kararı aldılar. İlginç geldi bu karar ve onu yönetici olarak tutmak istediklerini de söylüyorlar uzun vadede. Danışman olarak tutmak istediklerini söylüyorlar. Hani ne gördüler ve Sanselt'te şu an sezon ortasında bu kararı vermeleri gereken veya Brian Kift'te ne fark gördüler merak ediyorum açıkçası. Hani Vizas'ın evet. düşüncesini merak ediyorum. Ve Sunselt daha önce de iyi bir koç olarak hiç ün, e, şöhret kazanmamıştı. E, bu sezonda hiç iyi bir iş yapmıyor abi. Yani tamam Washington kötü mütü de abi korkunçlar bazı açılardan ya. Abi e, son çeyrekte önde oldukları 17 maçı mı ne vermişler? Yani mesela hani maç sonu performansı. tabii Jordan Poole falan gibi şey, isimler olunca Kyle Kuzma'lar falan. Yani baş, en önemli oyuncular bunlar olunca olur böyle şeyler ama abi en ufak bir ilerleme de yok takımda. E, Vesan Serdin geçmişti orta ama Vesan Serdin aynı zamanda babasından kaynaklanan Bir takımda, efsanevi bir kimlik var bu yani, soyadı. Bu soyat bu kulüp için en büyük e, isim. E, anladığım kadarıyla insan olarak da onun e, basketbol koçu dışındaki özelliklerinden de çok memnunlar onu tekrar hani daha teknik olmayan bir bölüme geçirerek kulüp içinde tutmayı tercih ettiler. Hani illa keyifle devam etmek zorunda değiller ama sonuçta bir şey değişecekti. Vazal bir yere gitmiyoruz. Bari keyifle deneyelim dediler. Evet. sonunda değerlendirirler. Orada kontrat vermeleri bana garip gelmişti. Yani evet. Kontrol uzatmaları bana geldi. O biraz kaotik ama Washington'da şey sorunu vardı. Çok zor böyle takımları değerlendirmek. Yani bu takımda ya ben de Vazal ne bir koç olduğunu düşünmüyorum ama yani bu takımda ne kadar malzeme, ne kadar koç bunlara karar vermek çok zor böyle takımlarda. Ama ilerleme görmek istiyorsun. Ya yani. şey istiyorlar onlar. Jamal Mosley'nin ya da işte Mark Degno'nun çok kötü takımlara yaptırdığı ufak bir ilerlemeyi Vazal Beklediler belki. Ee, belki onlar çok ekstrem örnekler var ama en azından sezon başında çıktığın noktadan sezon ortasına geldiğinde daha iyi bir noktaya gelmiş olmayı beklemek de abi onu da beklersin onu her takım için beklersin. Bu ha, haklısın o. o. O konuda hiç ilerleme yok. Yani. Evet doğru diyorsun orada yani şey. Ee, bakalım önümüzdeki dönemde Weezer'i takip edeceğiz. Çok teşekkürler Countroll. Çok yoğun bir NBA gündemi var efendim. O başladık. Duck Rivers Hoca'ya gittik. Oradan Miami'ye geldik. Görüşlerinizi, sorularınızı aşağıya bekliyoruz. Amerikan Mutfak'ta yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.